Cihangir Demir, 1973 doğumlu. Eylül 2013'te ameliyat oldum. Benim rahmetli babamda ve annemde şeker hastalığı ve tansiyon mevcuttu. Bende de aşırı kilo olmasından kaynaklı olarak şeker ve tansiyonum sınırları aşmıştı. Kolesterol değerlerim de aşmıştı. Alper Hoca tahlillerime istinaden benim ameliyat olmam gerektiğini, hiçbir durum olmadığını, sadece zayıflamam gerektiğini söyledi. Ben de kendilerine tıpta erken teşhis hep söylenir. Ben bir erken teşhisim. Çünkü rahmetli babamda ve annemde şeker hastalığı var. Ben de şeker sınırını geçtim. Erken teşhis olarak size geldim dediğimde çok şaşırmışlardı. Ben 60 gün boyunca spora gittim, haftada 5 gün. İlk hafta 3 kilo kadar kilo verdim, daha sonra 1 gram vermedim. Böyle bir süreçten sonra Alper Bey'e gitmiştim ben. Alper Bey ilk önce ameliyat olmayacağımı söyledi ama daha sonraki tetkiklerimden sonra ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Vücut ünsilin direnç değerimin çok yüksek olmasından kaynaklı olarak. Beni sadece diyetisyen ve spor hocası eşliğinde 3 yıl kontrol altında tuttuklarında mevcut kilomu koruma oranımın %4 olduğunu söyledi. Bu çok korkunç bir orandı. Onun için ameliyat olmama karar verdik. İlk önce bu ameliyata olmak çok zor bir karardı. Yani esas olan oydu. Ailem çok karşı geldi. Tabii çevremizdeki doktorlarla görüşmelerimiz oldu, 2-3 tane. Onlar benim tahlillerimi araştırdıktan sonra olabileceğini söylediler. Bu ameliyatın riskini araştırdım ben kendim. Alper Hoca'ya inandığımı, güvendiğim için de Alper Hoca'ya ameliyat olmaya karar verdim. Ben ameliyatla alakalı en ufak bir ağrı hiçbir zaman hissetmedim. Ameliyattan çıktığımda hatta bana işte ağrınız olursa bu düğmeye basın dediklerinde ağrı kesici akacak serum içine dediler. Ben onu hiç kullanmadım. Hiç ameliyat ağrısı çekmedim. Ameliyattan sonra da hiç ağrı çekmedim. Ameliyat olmadan önce 110 kilonun üzerindeydim, 112 kilo civarlarındaydım. Ben ameliyattan sonra 79 kiloya kadar düşebildim, hatta 80 kiloya kadar düşebildim. Yani 35 kilo civarlarında bir kilo verdim. Kilo her türlü zarardı, yani yürümekten olsun, uyku düzeninizle alakalı olsun, giyimle alakalı olsun, her türlü sıkıntıydı tabii ki kilo. Normal bir insan için kilo her türlü sıkıntı. Sağlık açısından bana bir zararı henüz yoktu belki ama yaşam tarzı açısından tabii ki çok zararı vardı. Kilolu halimdeyken beslenme şeklim çok umursamıyordum işin açıkçası. Hani bu diyet yaptığım dönemler haricinde. Eti çok severdim, ete asla hayır demezdim. Doyduktan sonra bile pirzolayı yerdim. Aç kalıyorum. Aç kaldığımdan sık öğünle yemek yiyorum. Ama daha sağlıklı olduğumu hissediyorum. Yemek beni rahatsız etmiyor artık. Yemek kültürünüz değişiyor. Yemek kültürünüzü değiştirmediğiniz zaman aynı kiloya tekrar kavuşuyorsunuz. Bunu gördüm. Yaşam tarzım değişti. Giyim tarzım değişti. Hareket alanım daha çok değişti. Uyku düzenim çok değişti. Horlamam bitti. Daha az zaman uykuyla daha dinlenmiş hissediyorum kendimi. Her şey pozitif yönde çok değişti işin açıkçası. Ameliyat olmadan önceyle sonrasında uzun süre görüşmediğim insanlar hani senin yarın nerede diye sordular bana ya. Şeker oranım 70'lere falan düştü. Kolesterolüm 130'lara falan düştü. Hani her şey şu an istikrarlı bir şekilde gidiyor şükür. Kilo gerçekten çok zararlı bir şeymiş. Daha önce onun farkında değildik. Yani ne kadar da kendi başıma mücadele ettiysem başaramadığım için de hayatımda çok yansımasını aksaklıklar yaşamadığım için
Çok sıkıntı etmemiştim ben ama yediğiniz yemekten keyif alıyorsunuz, giydiğiniz elbiseden, kıyafetten daha keyif alıyorsunuz, yakıştığını hissediyorsunuz. Sağlıklı olduğunuzu hissetmek kadar güzel bir şey yok işin açıkçası.